Çiğdemciğim. Ben konuşmuyorum. Çiğdemciğim. Haziran ayında eşin bu işte telefondaki bir takım videolardan dolayı seni suçluyor anladığım kadarıyla. Sen de suçluyor. Telefonda. Tamam dur, ayrıntılarına girme. Sen de bu seni suçladığı için ailenin yanına Trabzon'a gidiyorsun. Evet. Ama çocuklarını bırakmak zorunda kalıyorsun. Evet. O sırada da bu mektubu yazıyorsun ve Trabzon'dan postalıyorsun ki eşini tutuklarlarsa, sen de gidip çocuklarınla beraber oturabilirsin diye. Doğru mu anladım? Doğru bir şey. Peki abla. Sözünü kesmeyeyim de bir şey söyleyeyim. Ben onu hemen yazmadım. Bana telefonlar geliyor, eşin kadın getirdi eve. Benim çocuklarım yana eve bir kadın. Çocuklarımı kurtarayım dedim. Eşim de uyaptan cezası görünüyor ya, onaylanmış ama gelmediler daha. Ben de çocuklarımı alayım dedim. Çocuklarıma bakayım, bunu biraz içeri alsın. Onu dedim. Ben ekmek istemiyorum onunla. Çiğdem, biraz almayacaklar. Benim hayatım bitecek senin öyle yazmanla. Çiğdem. Sen konuşma. Ha. Ya söylesene. Bu yaptı de madem, bu yaptı de. Bu öldürdü de madem. Bu öldürdü de. Sen konuşma. Sen her gün benimle kavga ediyorsun zaten. Kendi dediğini... Ya. Ya. Desen ya. Utanmıyorsun, sana yazıklar olsun. Kızım bak. Sana yazıklar olsun. Desen ya bu öldürdü diye. De. Ömür boyu kurtulursun benden. Benden kurtulursun. Çiğdem, o gün şüphelendin mi eşinden? Hiç şüphelenmedim. Hiç çocuğumun üzerine yemin ederim hiç şüphelenmedim. Hiç öyle bir şey. Zaten eşim hiç hayatı boyunca. Zaten benim eşim merttir. O orada öyle yamukluk yapar ama benim eşim merttir. Kimseyi arkadan vurmaz. Vuracak oldu mu zaten kahvenin yanında vurur. Yapacak oldu mu zaten insan içinde yapar. Arkadan insanı vurmaz. Duyun siz de. Yapmaz. Ama onu götürürüm ki abla bana. Benim bu sakatın namusuma onun götürürüm. Valla bir tek sana değil hayatım. Başka kadınların namusuna da. Sen eşini tabii böyle görebilirsin. İşte aşkın da gözü kör oluyor da. Bunu hepimiz yapabiliyoruz zaman zaman. Birini severken anlamıyoruz ne olduğunu. Sonra hani aşk bitmeye başladıkça insanlar gerçeklerle yüz yüze gelmeye başlıyor. Ama şöyle bir şey var. Senin eşin... Şu anda mesela pat pat da seni söylüyor Ersin'le. Bundan bir hafta evvel de bence... Odur. Kesin odur. Odur. Kesin odur. Kesin odur. Başkası değildir. Bir hafta evvel de dürdaneydi ama. Bir şey söyleyeyim mi? Çok tehlikeli ama bu. Evet. Bu çok tehlikeli bir şey. Ne? Vallahi bakın yine söyledim, yine söylüyorum. Gözünüzle görmediğiniz bir şey böyle konuşamazsınız. Arkadaşlar bunlar çok tehlikeli şeyler. Bu bizim toplumumuzda da dünyanın hiçbir toplumunda da kabul edilebilir şeyler değil. İnsan gözüyle görmediği bir şeyi tamamen ikna olmadığı bir şeyi nasıl söyler? Adam söylüyor bak. Hayal grup söylüyor adam. Kim söylüyor? İnsanın eşi... Dürdaneydi. Sen kendi eşini bile... Beylerimiz. Kendi eşinin namusunu... Ya. Sana insan demeye bir şahit lazım. Ersin. Senin insanlıkla ilgin yok. Ersin beni cinnet getirtme bak. Senin... Kapat. Kapatmasam ne olur? Ne peki yapacağım? İyi de Çiğdem Hanım. Tabii, şimdi siz eşinizi bir cinayetle suçluyorsunuz ama bu mektubu postaladığınız tarih cinayetten yaklaşık 2,5 yıl sonra. Nereden aklınıza geldi madem size eşiniz hiçbir şey söylememişti de nereden aklınıza geldi bu cinayetle eşinizi özdeşleştirmek? Nereden geldi biliyor musun? Şimdi bu Mustafa Bey öldüğü zaman hepimizi topladılar ya, beni lan eşimi de götürdüler mi? Hı hı. Şimdi biz de odaya gittik, ifade verdik, imza verdik mi? Hı hı. Şimdi dedim ben böyle bir şey yazarsam dedim onu alırlar ifade verdiğimiz için. Onu dedim orada dedim sorgularlar dedim. Öbür ceza görününce dedim bunu alırlar içeri, ben de kurtarırım çocuklarımı dedim. Sonuçta adam ne olacak ömür boyu? Onun vebali yok mu? Vebali yok bunun. Kadınına namusuna laf söyleyenden adam olmaz. Sen beni katil, bak katil diyorsun ya. Onun vebali yok. Senin çocuklarına katilin olur demeyecekler mi? Beni darlatma burada.
Öyle demeyecek lan ama. Ne olmuş? Beni? Ne olmuş? Darlatma diyor yani. Darlatma. Daraltma. Sıkma diyor. Ha. Sıkma diyor. Benim nikahla beni araştır. Valla şöyle söyleyeyim Şidemciğim. Eğer eşin sana bunu söylemeden sen de eşin bu cinayeti işledi diye savcılığa ihbar mektubu yazdıysan o zaman ben de derim ki tencere yuvarlanmış, kapağını bulmuş derim Sezer'le ikiniz aynen için. Aynen öyle. Çok açık söyleyeyim. Doğrudur. Üstelik sen bir yani Cumhuriyet Savcılığına bu mektubu yazdığın için iftira suçunun tüm vasıflarıyla işlemiş oluyorsun. Eşin değil ama sen bundan yargılanacaksın onu sana söyleyeyim. Nasip. Kaderin neyse çekerim mi? Ya kaderle falan alakası yok. Adam diyor ki sen diyor şu adamlarla beraberdin diyor kocan sana. Sen de ona diyorsun ki sen de bu cinayeti işledin. Yani bu nasıl bir karı kocalık? Nasıl bir ilişki? Nasıl 17 yıllık beraberlik? Bana eşim her zaman namusuma laf söyler. Ben bunu çocuklarım için sineme çekerim. Her zaman değil. Kapat kendini orada sen dedin. İki yıldır. Sen İki yıldır. Kendini kapat orada. İki yıldır. İki bizim karılarla gezip oraya utanmadan çıktın. Yazıklar olsun sana. Sana yazıklar orada. Olsun. Ya. Ne yaptım? Utanmaz. Ne yaptım? Rezil etsin namusunu şerefin orada. Utanmaz. Sen kendini rezil ettin. Rezil utanmaz derim. Göreceğiz bu işin siz içinden. Niye o zaman beraber oturuyorsunuz kocanızla hala bu şekilde? Havranın içinde dövdüm. Katil ha? diye bağırdım. Polise gitti. Burnunu kırdım. Polise gidip de şikayetçi olmuyor. Niye? Neden acaba? Niye şikayetçi olmuyorsunuz siz eşinizden? Burnunuzu kırmış. Korkuyor musunuz? Hayır. Korkuyor. Hayır. Çiğdemciğim. Efendim? Korkuyor musun? Ondan mı şikayetçi olmuyorsun? Burnunu kırmış. Benden yana bu evden gittiği zaman... Ya sen buradayım. Çocuklarınla beraber devlete sığınabilirsin. Şöyle şimdi şey al çocuklarını git karakola. Temmuz'un birinde seni bu evden... Seni kadın sığınma evine yerleştirirler, korurlar, kollarlar, işe yerleştirirler. Müge hatta mi? Hanımlar yani yüzünüzü, kimliğinizi değiştirmek başka bir şehirde, başka bir isimle yaşama hakkınız bile var. Yani bugün karakola gittiğinizde ben bu adamdan kurtulamıyorum dediğinizde... Beyefendiler bana kızıyorlar ama... Beyefendi davrananlar kızmaz yani gerçek anlamda beyefendi davrananlar. Yani gidip bununla ilgili ben çoluğumun çocuğumun ismini değiştirmek istiyorum, şehrimi değiştirmek istiyorum, bana ulaşamasın dediğiniz noktada sizin kimliğiniz tamamen saklı kalabilir. Eğer bu cinayete sana itiraf ettiyse bence sen de git hemen jandarmaya, polise neyse orada bunu ne sana söylediyse onu söyle. Mektubu yazdığını bak jandarmadan saklamışsın. Şimdi bunu söyledim ben yazdım diye. Ben itiraf ettim mi öyle bir şey mi dedim sana? Git sana ne söylediyse git onu da söyle. Al çocuklarını topla devletin koruması altına sığın kızım. Müge Hanım ben bu Temmuz'un birinde gittiğinde... Sizin ilişkiniz beni korkutuyor ben size söyleyeyim. Müge Hanım Temmuz'un birinde gittiğinde bu. İki tane karşıda bunların akrabası ve halası. Duydun mu Çiğdem beni? Duyuyorum ben onun sesini duyuyorum. Bir şey anlat abi. Tamam işte sen benim dediğimi yap. Ben ondan ben çocuklarıma bakarım. Benim namusuma laf, ben alnım ak. Benim kimsenin işim olmaz. Ben her gün çalışan bir bayanım. Tamam ben de o sana ben de sana diyorum ki eğer korkuyorsan senin de burnunu da kırmış bak şikayetçi olmamışsın. Al çoluğunu çocuğunu devlete sığın diyorum ya. Katil diye bağırdım buna. Daha ne diyebilirim? Sonra yarın bir gün bir şey olsa olmuyor. Üzüleceğiz o yüzden söylüyorum. Bir de nasıl senin namusuna laf söyleyen adam için çok mert adamdır diyorsun bunu da anlayamıyorum. Demek ama bak ben doğru olarak diyorum ama o yalan. Abi ne mertliği ya yapma öyle şey olur mu? Mert adam karısını gözüyle görse söylemez millete karşı anlaşamadık boşandık der ya. Ben erkek olacağım anlatacağım bir de ben karım beni aldattı diye. Hadi canım. Çocuklarımın annesi olacak. Kadınken öyle, söylemem. Kadınken anlatmam. İnsanın biraz onuru gururu olur. Hı. Bunu söylemezsin yani. Öyle karım beni aldattı diyen adama da hiçbir kadın da zaten normal gözle bakmaz. Niye aldattı seni der. Yani bunu dediğiniz anda bitiriyorsunuz erkekliğinizi onu da söyleyeyim de. Hani Rami Bey'le aramızda var ya bir erkek bir kadın falan. Öyle adam söylemez adam olan adam. Gözüyle görse salarsın ipini gider. Sonra da anlaşamadık kardeşim. Suç da bende, problem de bende. Ortada bir cinayet var. O yüzden söyüyorum. Ortada bir cinayet Temmuz'un... var. O kadın da boşu boşuna seni o cinayetle tamam. suçlamamıştır. Müge Hanım, bir şey daha söyleyeyim. Konuşuyor ama kusura bakmasın. Bir şey daha söyleyeyim. Temmuz'un ben inanmıyorum. Alsın jandarma tekrar valla. Sorgulasın o zaman onu. Çünkü bence jandarma de. Sorguladı. Kargacık burgacık yazılar yazmış. Benim diye bilmem ne falan. Niye Çiğdem yalan söyledin jandarmaya da? Mektupla ilgili. Şimdi bak Müge abla. Hı. Ben bunu bir kere beni...
17 senede bir kere şikayet ettim onu. Hı. O da ablamın sayesinde. Etmedim hiçbir zaman. Hı. Ablamın sayesinde şikayet ettim onu. Ceza aldı benden. Her gün bunu burnuma takıyor. Her gün kavga çıkarıyor evde. Ben de seslenmiyorum burada çocuklarım için. Benim annem yok. Korkuyor. Babam yok. Korkuyor. Ben kardeşlerime sığındım. Tekrar buna geldiğim için hiç kimse benimle konuşmaz. Devlete sığın yavrum, devlete sığın. Al çocuklarını devlete sığın. Kusura bakma Sezer. Yani burnunu kırdım diye kendini anlatıyorsun. Yani bir adam eğer karısının burnunu kırıyorsa o kadın da o evde oturmamalı o adamla. Artık bitmiş sizin aranızdaki sevgi saygı. Hele ki şikayet edemiyorsa çok ciddi bir korku altında, baskı altındadır. Böyle bir mektup yazdığına göre ben bunun altında mutlaka bir şey olduğunu düşünüyorum. Sadece kurtulmak amaçlı iftira olarak bu kadar büyük bir iftirayı atabileceğini hiç düşünmüyorum. Bu kadar sizden korkan bir kadını. Mutlaka ki siz de ona bir şeyler söylediniz. Ya kafanız iyiydi, ya kafanız güzeldi, ya ayıktınız söylediniz bilemem. O da buna mukabil gitti böyle bir mektup yazdı. Ama iyi de bu uyuşturucu madde içince yani Kennedy suikastında üstlenmiyorsun herhalde. Ama uyuşturucu madde içince de zaten yaşadığını söylüyor yine. Sonuçta var olanı sonuçta seni dilini tutamadığı tutan, için söylüyor. Tabii şey açığa çıkıyor. Baskı mekanizmaları peki, bak, Çiğdem, ortadan kalkıyor. Evet bence Çiğdem bak hatta kal şimdi Osman da diyor ki yine bana Osman Deniz, Sezer bu cinayeti işlediğini bana itiraf etti diyor. Bak izleyelim. ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.